arkası kesilmiyor. Ramazan'da da çok etkiliydiniz, aktiftiniz. Her gün bir iftar oldu, işte arkasından bu yardım kampanyası. Ve şimdi de bildiğimiz kadarıyla pazar günü çok farklı bir alanda önemli bir etkinlik daha var. Oğuz Ata Orman Çalışması Seytemer'de. Evet. Oğuz Ata Ormanı'nın açılışı var zannederim. Evet. Seytemer Belediyesi'nde, beldesinde açılışı yapacaksınız. Oğuz Ata Ormanı ile ilgili çalışmalarınızı da biz değerli okuyucularımıza aktaralım istiyoruz. O konuda da bizi bilgilendirir misiniz? Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz'in bir hadisinden yola çıkardık. Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki son fidanı dikiniz hadisinden yola çıkarak bir proje geliştirdik. Doğaya sahip çıkmak adına. Çünkü doğa insanlığın olmazsa olmazı. Ve ülke ocakları olarak da biz doğaya ve insanlığa katkı sağlamakla mükellefiz. Yönetimdeki arkadaşlarımızla, genç kardeşlerimizle bu projemizi geliştirdik. Seyit Ömer Beldesi'nde Sayın Belediye Başkanımızla istişarelerimizi yaptık. İlgili kurumlarla istişarelerimizi yaptık. Orman mühendislerimizle istişarelerimizi yaptık. Ve 6 ay önce başlamış olduğumuz Oğuz Ata Hatıra Ormanı'nın açılışını 16 Ekim Pazar günü saat 14'te yine Seyit Ömer'de yapacağız Allah'ın izniyle. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Ülke Ocakları eğitim çalışmaları yapar, Ülke Ocakları yardım çalışmaları yapar, Ülke Ocakları doğaya sahip çıkar, Ülke Ocakları dinine bağlıdır, Ülke Ocakları milletine bağlıdır. Biz Ülke Ocakları olarak kendimizi yeryüzünün en kutsal kuruluşlarından birisi olarak görüyoruz. Ve yeryüzünün en güzel iyilik hareketi olarak görüyoruz. O nedenle bu denli çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Evet. Sayın Başkan, Allah yolunuzu açık etsin. Evet, bu ülkenin milli ve manevi değerlerini kendine misyon edinmiş bir vakıf olarak çalışmalarımızın amacına ulaşması en büyük dua ile temennimiz. Çünkü gelecek nesli yetişmesinde sizin bu çalışmalarımızın çok önemli katkısı olacak. Görülüyor ki dünyada bizden başka dostumuz yok. O bakımdan Türkiye'nin çok iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Ülke ocaklarımız da böyle bir misyonu üstlenmiş vaziyette. Allah yolunuzu açık etsin Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizin nezdinizde ben de Kütahyalı hemşerilerimize açılışımıza davet ediyorum. Doruk Gazetesi ailesine de huzurlarınıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.